Sevgili seyircilerim, Sektöre Yön Verenler programı hoş geldiniz efendim. Yine sektörüne yön veren çok değerli bir konuğum var. Biz binalar evet tabiin içindir. Çünkü yaşamak için, oturmak için, ısınmak için, yazın sıcaktan korunmak için ayrıca bir ev elbette ki. O sıcaklığı, huzuru, iş güç bittikten sonra akşam evimize gireceğiz, oturacağız ve dinleneceğiz. Bize ait bir hayatı yaşayacağız. Evin içi çok önemli. Peki ya dışı? Dışı önemli mi? Tabii. Şöyle bir bakın bakayım etrafa. Dış cephe. Dışarıdan güzel görünmesi, farklı görünmesi, ilginç olması. Aa bak ne kadar güzel, ah ne kadar kötü. Efendim bugünkü konuğum Karakalem Cephe Tasarım İnşaat Genel Müdürü Nevin Güney Tok. Nevin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mia Hanım. Evet biz evlerin içleriyle ilgileniyoruz elbette ki. Çünkü başımızı sokacak bir ev arıyoruz. Şimdi bu her kesime göre, herkese göre de değişiyor. Ama dışı da çok önemli. Bulunduğumuz yer çok önemli. Ve siz evin dış cephesiyle ilgileniyorsunuz. Önce sizi bir tanıyalım. Dış cepheyle ilgileniyoruz. Karakalem Cephe Danışmanlık 2001 yılında kurulmuş. Ve bugüne kadar birçok projede yer almış bir firma. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa kurumsal anlamda cephe danışmanlık hizmeti veren bir yapımız var. Tabii bir noktada da gerçekten bir sektörün oluşması için önce olanlardan biriyiz. Daha önce ne yaptınız siz? Daha öncesinde Feniş Holding gibi ve birçok Çağdaroğlu gibi birçok firmanın içerisinde, bünyesinde, enlem cephe sistemleri gibi firmalarda çalışarak, eğitimler alarak, aynı zamanda en son yurt dışında Bahçeşehir Üniversitesi'nde cephe mühendisliği üzerine bir eğitim kararıyla Türkiye'ye geri döndüm ve arkasından da cephe danışmanlığı yapmak üzere bu firmayı kurdum. Peki yurt içinde böyle bir eğitim var mı? O sıralarda yurt dışında aldınız. Yurt içinde yurt de alabilir içinde, miydiniz? Geçen şu 17-18 sene içerisinde halen aktif olaraktan bir cephe mühendisliği mezunu verebilen bir üniversitemiz yok. Peki. Ama olmalı. Değil mi evet, efendim? Evet, kesinlikle olmalı Mia Hanım ve bu anlamda da zaten son 3 yıldır yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin içerisinde Cephe Akademi altında çalışmalarımız yürüyor. Bakanlığımızdan belli onaylarımız geldi. Daha aktif, hatta bunun artık bölüm olabilecek, bölüm haline gelebilecek ve hocalar tarafından desteklenebilecek bir yapıya getiriyoruz. Çok güzel, peki. Bu da uzun soluklu bir proje ama en azından peki, cephe efendim. Mühendisliği denilen realitede olup da sertifikalandırmayan, diploması olmayan bir yapıyı Türkiye içerisinde de var hale getireceğiz. Yurt dışında sadece bu eğitimi alabiliyordunuz ama Türkiye'de de alabilir hale geleceğiz. Peki nedir cephe danışmanlığının efendim? Cephe danışmanlığı aslında çok güzel bir şey söylediniz. Evlerinizin içerilerini siz çok rahatlıkla organize edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz ama nasıl dışarıya çıktığınız zaman ay ben bugün üşürüm şu ceketi giyeyim, aa bugün hava çok sıcak ben bunu giymeyeyim deyip bıraktığınız kıyafetleriniz olduğunu düşünün ama binanız öyle değil. Binanızda dışarıdaki hava değişimleri ne olursa olsun kabuğunuz, o kıyafetiniz hep aynı kalıyor. Şimdi orada kullandığınız malzeme aynı kalacağını düşünerekten mekanikle içerideki yaşam kriterleriyle dışarıdaki hava değişimleri arasındaki bu sınırın çok iyi tasarım yapılması ve çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yani aslında baktığım zaman görüntüden de ziyade biraz da içerideki sağlığı, az önce söylediğim o zaman ne kadar doğruydu? Kışın ısınmak isteriz, yazın serin olmak isteriz. Evet. Peki buna göre bir ayarlama, düzenleme yapılıyor. Yapılmayan binalar var mı? Bu zaten Türkiye'de TS 825 gündeme gelmesiyle daha reel hale gelmeye başladı. Eski binaların içerisinde yapılan bu kabuk değişimlerinde tabii ki yoktu. Zaten hani birçok proje geliştiriyor ve özellikle Türkiye'de enerji verimliliği üzerine çıkan kanunlar aslında sizin o söylediğiniz içerideki ısınmadan fazla yakıt ya da soğumadan dolayı kullanılan fazla yakıt enerjilerini bu kabuğun iyi tasarımlanmasıyla beraber minimuma çekmek ve tabii ki enerji verimliliğiyle beraber paramızın uçmayıp cebimizde kalması demek. Hı hı.
Dediniz ki hani geçmişte yapılan binalarda bu yoktu. Şimdi olmayanlara da bina aynı kalarak, sabit kalarak cephe koruma yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabiliyor. Zaten hani bu mantolama ve benzeri yapılarda artık binaların bir enerji sertifikası olması, kimlik belgesi olmasının adı altında yapılması istenilen bu. Binaların kabuklarının bu ısı değişkenlerine hitap edebilecek yapıda tasarımlanması. Bizim yaptığımız iş ise o sizin hani görsellik de önemli. Çünkü mimar binalarda enerji sertifikası olması gerekiyor. Zaten bu enerji kimlik belgeleri de bir nevi bizim bu ısı değişimlerine karşılık değişimlere vermiş olduğumuz ısıtma ve soğutma rakamlarının minimumda tutulması ve cebimizdeki paranın dışarıya değil içeride kalmasını sağlıyor. Şimdi çok ilginç bir şey tabii düşünüyorum. Ben seyircim de düşünüyordur. Elbette ki bunların cevabı var ama soğuturken yazın soğutan bir dış cephe kışın da ısıtıyor. Demek ki çok özel bir takım malzemeler kullanılıyor değil mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Tabii ki. Köpekler için biliyorum hani evet onların kulübeleri kışın sıcaktır, yazın soğuktur. İnsanlar için de böyle bir şey var. En önemlisi aslında bu binalara kimlik veren ve tasarım yaratan mimarların o istekleri ve arzuları içerisindeki o kimliği koruyaraktan bu detayların oluşturulması. Sonuçta bu kabuğun yani bina kabuğunun yaratmış olduğu yapının içerisindeyken soğuyan havanın dışarıya ısı halindeki yere geçmemesi, aynı zamanda içerideki ısıyan havanın da kışın şartlarındaki soğuk alana geçmemesi ve soğuğun içeriye girmemesini hedef eden bir kabuk yaratıyorsunuz. Bunun için de kullandığınız bir takım malzemeler ve bir takım bölgelere yönelik özellikle siz Antalya bölgesindeyseniz kullanacağınız malzemelerle, Afrika'da kullanacağınız malzemeyle, İstanbul'da ya da Erzincan'da kullanacağınız malzemelerin değerleri aynı değil. O zaman hemen şöyle soracağım. Çatı katına yapılacak olan bir çalışmayla ara katlara yapılacak olan çalışma arasında bir fark olabilir mi? Tabii ki. Çünkü çatı biliyorsunuz yazın çok sıcak olur, kışın da soğuk olur. Çatınızın vereceği değerler ve çatının şekli bile, binadaki mimari tasarımdaki çatının şekliyle sizin diğer katlardaki kullanımlarınız bile bunu etkiler. Yani siz en üst katta bir mekanik tesisat odası kullanıyorsanız o çatıya yapacağınız izolasyon çok farklı olur. Ama siz o çatının altını bir penthouse olarak kullanacaksanız o çatıya yapacağınız konut olduğu için izolasyon çok farklı olur. Anladım. Bunların... Yani şunu demek istedim ben apartman ama biri çatıda oturuyor ben mesela. Çatıda oturuyorum. Apartman evet böyle bir koruma yapıldı geçen sene ama bana yapılacak olan daha mı hassas olmalı? Tabii ki sizde mesela ses ve gürültü de girecektir. Düşünün yapılacak olan çatının içerisinde ses izolasyonu da devreye girecek. Hı-hı. Sadece ısı izolasyonu devreye girmeyecek. Doluları kafanızda hissetmek ister misiniz? Evet, yani kafanızda gelmeyecektir. Yukarıda kuşlar dolaşıyor tıkır 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 tıkır. Bunları duymak onları ister seviyorum. Misiniz? İstiyorum kuşları duyayım. Bazen dolu bile belki hoş olabilir ama değil tabii. Elbette ki bir korunak olması lazım. Yani, ara katlar gibi olması gerekiyor. Bu kabuk tamamen sizin iç konforunuzu sağlayabilmektir. Yani aynen iç organlarınızdaki konforu sağlayabilmek için oluşmuş deri gibi düşünün. Ama siz bunu bir takviye atıyorsunuz. Ve buna göre kıyafetlerinizi değiştiriyorsunuz. Ama burada binada işte biz o kabuğu kıyafetlerle değiştiremiyoruz. Sadece mekanik ve elektrikli destekli olaraktan versiyonlar üretebiliyoruz. Şu anda o kadar güzel bir şey söylediniz ki Nevin Hanım. Ve bize aslında bizi hatırlattınız. Esasında diyor ki Nevin Hanım, insanın da dışı ve içi birbiriyle paralel değişim içerisinde, dönüşüm içinde içim iyi olsun, dışım iyi olsun. Dışım iyi olsun, içim iyi olsun. Bunların hepsi esasında tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar gibi bir şey ama evlerimizde bir insanın korunaklılığı nasıl düzenlenmiş, planlanmışsa yaratılışta artık evlerimize de böyle bir itina gösteriyoruz ki. Evet, tüm konutlarda yani bunlar okul olması farklı bir format, hastane olması bir farklı bir format. Şimdi siz bir aile içerisinde, bir evin içerisinde açılacak
açılacak olan pencerenin tipiyle hastanede açılacak olan pencerenin tipi ve koruma teknikleri çok farklı. Evet, çocuğunuz olabileceğini düşünerek belli normlarda biz bunları yaratmalarını ve belli karakterler içerisindeki malzemeleri kullanırken ama hastane olunca bu iş değişiyor. Ya da ofis olduğu zaman değişiyor. Çünkü artık binalarımızın tamamı konut olmasından bağımsız camla kaplanıyor. Çünkü en hafif, en hızlı ve ısı yalıtımı değerleri, gölgeleme değerleri en yüksek malzeme cam. Ve binalarda cam kaplandıkça bizlerin biraz daha bu konularda daha teknik bakan ekiplerle çalışır hale gelmemiz gerekiyor. Çok güzel. Peki neden müteahhitler sizlerle çalışmak durumundalar? Bu çok bir hatta zorundalar mı? Aslında zorunluluk var. Kanunlar içerisinde var ama birazcık es geçiyor müteahhitler. Çünkü şöyle bir şey var, bu bir spesifik bir konu. Yani müteahhit evet binanın kaba yapısını oluştururken nasıl kaba yapıcılardan destek alıyorsa ya da mekanik tesisatlarını oluştururken mekanikçilerden, elektrikçilerden bir sürü kalemden alıyorsa bu da bir konu. Tamamen dış cephe dediğimizde bir birim. Ve bunun içinde bizim gibi danışmanlardan destek almalarının amaçları tamamen aslında uygulama öncesinde ön hazırlığı projede çözüp ve proje sonrasında da uygulamacıyı denetleyerek aslında birebir sonucu çok öncesinde hem bütçede tutabilmek hem de yatırımını en kısa süre içerisinde değer katabilmek. Katma değeri olan bir iştir yaptığımız iş aslında. Hı hı. Yani siz dışarıdan herhangi bir uygulamacıyı getirip bunları yaptırabilirsiniz. Ama o versiyonları düşünmez. Yani ben buradaki korkuluğu 10 santim yapmazsam buradan çocuğun kafası düşer gibi ince detaylara girme ihtiyacı duymayabilir. Ama biz bunların sadece detaylarında kalmıyoruz. Yani bütün kabuğu elektrikle, mekanikle, statikle, enerji kanunlarıyla, aynı zamanda mimarın tasarımlarındaki istediği malzemelerle eşleştiren bir kabuk yaratmaya çalışıyoruz. Bu da tamamen farklı bir alan, farklı bir teknik konu. Bunun için de hani eğitim anlamında da destek vermemizin ve cephe mühendisliğinin ayrı bir konu olduğunu, şu anda sektör anlamda bünyemizin içerisinde mimarlarımız var, mühendislerimiz var. Ama bu ayrı bir konu. Yani cephe danışmanı olabilmeniz için biraz mekanik bilmeniz gerekiyor. Statik bilmeniz gerekiyor. Aydınlatmalar söz konusu olduğu için elektrik biliyor olmanız gerekiyor. Ve bunlarla beraber kanunları da takip ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü enerji cephe içerisindeki en büyük katman ve ne yazık ki enerji kavramları içerisinde savaşlarımız var, politikalarımız var. Ve siz bunların içerisinde mücadele ederken tasarruf etmek zorundasınız. Çünkü Türkiye inşaat sektörü içerisinde bir lokomotif olarak yürüyen bir kanalı var. Ve bu kanal yurt dışında da çok aktif yürüyor. Düşünün eski dönemleri düşünün, Rusya pazarını düşünün, Libya pazarını düşünün ve önümüzde açılacak bir sürü pazar var. Şu anda Türk toplumunun içerisinde cephe uygulayıcı firmaların İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da iş yaptıklarını görürseniz bunlar da bu eğitimlerin içerisinde destek aldığı ve bizler gibilerinden yardımlaşarak yürüdüklerini de bilmeniz gerekiyor. Harikulade efendim, çok güzel bir işiniz var ve son derece de bilgilisiniz. İyi ki de varsınız. Tabii program biliyorsunuz süre. Evet. Ama son olarak bir iki cümle sizden alalım. Neler eklemek istersiniz? Cephe danışmanlarıyla çalıştığınız takdirde sadece sizin projenizde kendinize katma değer yaratmazsınız. Ülkenize katma değer yaratırsınız. Çünkü biz aynen bir orkestranın bir parçasıyız. Ve bu parça olduğu zaman gerçekten güzel bir ses çıkacak. Güzel bir bina olacak. Proje üzerinde gerçekleri konuşur ve gerçeklerin üzerinden doğru yanlış tartışması yapmadan realite üzerinden yaşam getiririz. Harikuladesiniz. Aslında öyle tabii, ne güzel söylediniz. Aslında hayat, dünya, bizler hepimiz orkestranın birer parçalarıyız ve her birimizin elindeki enstrümanı çok doğru kullanması, sesleri doğru çıkarmamız gerekiyor. Sizi tebrik ediyorum her şeyden önce yapmış olduğunuz iş anlamında efendim ve çok teşekkür ediyorum ben programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Nevin Güney Tok, efendim Karakalem Cephe
Tasarım İnşaat Genel Müdürü hanımefendi konuğumdu. Böylece artık içeride üşüdüm, dondum, nasıl ısıtacağım, ne yapacağım diye düşünmeyeceğiz. Ve hemen dış cephelerimizi yalıtım diye de biliyorum. Evet, zaten son günlerde de birçok yerde yalıtım da görüyoruz. Siz de artık bir binanızı kontrol edin bakalım ne durumda. Üstelik her şeyle ilgileniyorlar. Hem dış görüntüsü hem de çocuklarınızın başına herhangi bir şey gelebilir mi? Evde farklı hastalıklar var biliyorsunuz. Cam pencere açılmayacak durumda. Alzheimer mesela. Ne kadar zor bir hastalık üst katlarda yaşandığı zaman. Oralarda her şeyi düşünüyorlar. Bu da harika bir şey. Efendim size güzel günler diliyorum. Sıcacık yuvanızda hem içeride hem dışarıda mutlu olabileceğiniz günler. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.